Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Relicant gelmişti biliyorsunuz. Ama birazcık geç kaldım buna. Kulaklık olayları oldu, sıkıntı oldu. Hastane olaylarına falan girdik. Bayağı bir sıkıntıya düştü durumlar. Ama tekrardan toparlanmaya başlıyoruz bakalım ufaktan. Bu arada aramıza yeni üyeler katılmış. Onların isimlerini de sayalım. Ve toplam üyelerimizi tekrardan sayalım. Uzun bir süre olmuş aslında, üyeleri okumuyordum ama bir ufak bir ara oldu böyle. O yüzden sıkıntıya girdik. Şimdi tekrardan toparlayacağım. Öyle umuyorum en azından. Yeni üyelerimizin isimleri Ömer Öcalan. Valla Ömer bildiğim kankam mı bilmiyorum ama bildiğim kankamsa ben uzun yıllar geçirdim Ömer'le. Kendisini de çok severim. Hoş geldin kankam. Adamsın, seni seviyorum lan, abiden seviyorum. Shadow BS kankam aramıza hoş geldin. The Savaş aramıza hoş geldin Savaş'cığım. Zuguli, Zuguli canlı yayınlardan biliyorsunuzdur zaten, Zuguli eskilerden varsa eğer. Moderatörlüğümü bile yapmıştı, vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yayınlarda çatır çutur banlıyordu kendisi de. Foundy Melih. Melih aramıza hoş geldin kankam. Zuguli sen de hoş geldin. Himana Takei da üyeliğini yenilemiş. Kankacım aramıza tekrardan hoş geldin. Cabbar. Adı sadece Cabbar. Cabbar aramıza hoş geldin reis. Sana böyle kanka demek birazcık garip geldi, bilmiyorum. Evimizi falan buldurtma lan, sonra vurdurtursun bizi. Ayıp olur yani. Haydut 43. Haydut aramıza hoş geldin. Ve Pompacı. Pompacı kankam. Sen de aramıza tekrardan hoş geldin. Önceki üyelerimizde Mesut Hazar, Tevfik Boz, Güldane Dönmez, Mortal Stars, Sezgek 06, Tayfun Durmuş, Spanner, Mortal Kombat Scorpion, Jun 203, Samur, Shining Blaze, Juttur 97. Juttur nasıl okunuyor? Yani telaffuzu neye göre bilmiyorum. Katur. Katur değildir herhalde. Yani Juttur. Bilmiyorum neye göre yaptın kankam ama anlayamadım vallahi. Her neyse. Sonra Relicant'a şey yapacağız. İlk baştaki o ilk savaşlarını falan ben birazcık yaptım. Oradan yardıracağız bakalım. Yeni mikrofon bu arada nasıl? Beğendiniz mi bilmiyorum ama beğendiniz mi? Niye öyle söyledim lan? Birazcık garip oldu. Buradaki savaşların hepsini yapacağız. Yapacak bir şey yok. Normalde hepsinden böyle ikişer üçer savaş bırakmak istiyordum ama birini de tamamlamadan diğerini savaştırmıyor. Relicant'ın aptallığı. Yapacak bir şey yok. Relicant'ı bu arada iyi değerlendirin. 3-4 ayda bir geliyor kendisi. Yani bazen gelmiyor bile. Çok saçma salak zamanlarda getirebiliyorlar. Ona göre yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Geçiş aralığında da artık sesim gitmiyor. Öyle umut ediyorum yani. Normalde savaşa girerken sesim her zaman kesilirdi. Ama şu an için bir sıkıntı olmuyor. Bakalım ya. Vallahi ben yeni şeyi sevdim hocam. Kulaklık çok hoşuma gidiyor şu an için. Oto da kalmış, bir saniye kanka otoyu kapat. Zaten ağzına sıçıyoruz yani. Buradaki olay. İkinci kısımda Netherrealm karakterlerle savaşmanız gerekiyor. Ve mutlaka can yenilemeli karakteriniz olsun. Yani çok çok önemli. Şu an benimkiler öküz gibi olduğuna bakmayın. Normalde başlardaysanız veya ortalardaysanız bile bu sizi çok fazla zorlayabilecek bir şey. Ulan yemeği fazla yediğimizden midir nedir böyle? Diyafram habire yukarı yukarı vuruyor. Nefes aldırtmıyor ya, bu nedir böyle? Kardeşim bir çay ver bakayım, oradan bir çayımızı içelim ya. Vallahi bugün iyiyiz ya. Güzel kulaklık geldi ya, mutluyum birazcık. Slasher Jason Voorhees. Girelim hadi bakalım. Çay mükemmel ya. Gerçekten yutkunma sesim bile alıyor lan. Bu nasıl kulaklık? Kardeşim o kadarını da alma ya. Ayıbımız kaldı yani. Ayıp yani, böyle bir şey olabilir mi? İki tane Jason Voorhees. Bakalım hangisi daha çok şişlerse o kazanacak. Ben kazandım ezik. Çünkü niye? 90 milyar canım var anasını. Saldırıya falan baksana benim. Kalktığı gibi geri tokatlıyoruz. Öküz bir daha kalkıyor. Sonra ne yapıyoruz? Bir daha tokatlıyoruz abicim. Kolay. Bunu yenmek kolay. Ama dediğim gibi saldırınız düşükse geçmiş olsun. Çok çok fazla yorabilen bir kısım ya. Relicant gerçekten. Hani can sıkabilen bir kısım. İlk başladığınızdan ilk tamamladığım Relicant'a falan bakarsanız duruma yıkırsınız abi. Yani zorlanıyordum. Bayağı bir zorlanıyordum. Kitana'yı buraya bilerek katıyorum. Çünkü sondaki Kitana önemli. Önemli yani, katmam bir yandan karşı rakibe dönüşmem de gerekebiliyor bazı durumlarda. Kafasına göre random şey atıyor, tag atıyor mesela. Raiden'ın canını azalttırmak istemiyorum random tag'de. Direkt Kitana ile dönüştüğüm zaman sıkıntısız bir şekilde dövüşmeye devam ediyorum. Önemli yani. Ulan öksüreceğim, mikrofon ağzımın dibinde. Öksürünce de garip geliyor ya. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Öksürdüğüm zaman olmadı bir mikrofonu kapatırım. Öksürür geri açarım. Nasıl ama, mükemmel değil mi? Çok güzel. Dünyanın en boktan YouTube kanalı şeyine hoş geldiniz YouTube kanalına. Şöyle bir al bakayım. Bu arada siz bu videoyu izlerken yan kanala da video gelmiş olacak. Artık Witcher'a devam edeceğim. Bir yandan Call of Duty'yi çekiyorduk, hatırlıyorsunuz değil mi, çok öncesinde. Sonra aksilikler oldu. Sıkıntılar çıktı. Call of Duty yarım kaldı. Hatta iki bölüm çektim. Üçüncü bölüm gelmedi bile. Bitti sonrasında. Buldum gene. İndirdim bir şekilde. Çok eski bir oyun ya. Bulmak da zor oluyor.
Onu da çekeceğim yan kanala. Witcher, Assassin's Creed ve Call of Duty serisiyle birlikte yardıracağız. Jade geldi bu arada. Jade bu son boss. Zor değil. Göstereceğim zaten. Ufak ufak. Ya ilk başta nasıl diyeyim? 20 bin mesela 5000 vuruyor. 5000'den 15000'e atlıyor. 15000'den ondan sonra bir anda böyle saçma bir şekilde 70000'e atlıyor. Sıkıntılı bak. Ne diyor? Immunity to damage over time diyor. Yani zaman içerisinde vurduğunuz hasarların hepsine dayanıklı bu arkadaş. Aynı zamanda Assassin's Creed'in özelliğini bilmiyorsanız söyleyeyim. Böyle sürekli kafasına göre. Aa, geçebilme şeyi getirmişler. Oha, ben yeni gördüm. Çok iyiymiş bu arada. Özelliğini söyleyeyim. Her bitirici kombonuzda combo ender var ya. Şunu mesela bunu yaptığımda karşı rakip Jade yani bloklama ihtimaline sahip oluyor ve size ekstra hasar çıkartabiliyor. Bunu aslında bitirmeseniz daha iyi olabilir. Hani gerçekten daha iyi olabilir. Aynı zamanda yetenek attığınızda da şey yapabiliyor. Bloklayabiliyor. Jade'in özelliği bu. Tamam. Benim canımı azalttı şu an ama önemli. Gerizekalı boş attı bu arada. Aptal ol aptal. Bunu at. Bak mesela ilk başta kaç vurmuştu göremedim ama şu an onun çok daha fazlasını vuracak. Siz takip edebilirsiniz oradan. Ağzıma sıçmış bu arada. 30.000 canım gitti. Böyle bir şey var mı ya? Şuna geçeyim ben, azıcık can toparlayalım. Ulan buna böyle mal gibi yeniliyormuşum şimdi ama yok. Hasarını kırdım da hiç bok yapamaz yani. Baksana. O kadar çok kırıyoruz ki hasarını. Boss bile olsa bir şey yapamıyor abi. Şunu bir daha al. Hadi bay bay. Kolaydı, zorlanmadım. 60.000 ağzına sıçtım. Zorlanmadım ne demek ya, şuna baksana. Karşı bile koyamıyor ki. Şöyle bir tokatladık. Devam edelim bakalım kanka. İkinci kısım bitiyor galiba. Daha 3 kısım daha var. Sıçtık yine sıçtık. Çok uzun sürecek bu video. Ama Relikant abicim, yapacak bir şey yok ya. Buraları geçince de bu sefer nasıl yaptın orayı, burayı nasıl yaptın diyorsunuz. Demeyin diye, aklınızda kalmasın diye, elimden geldiği kadarıyla yardım edeyim diye uğraşıyorum. Yani bakalım. Çekiliş bu arada yapacağım. Onu ayarlamaya çalıştım da 15.000 çekilişi normalde olacaktı. Çok fazla aksilik oldu zaten. Ufacık kanalla böyle ilginiz alakanız varsa biliyorsunuzdur neler yaşandığını. Sıkıntı oldu. O yüzden birazcık gecikti. Çekilişi ne zaman ayarlayacağım bilmiyorum. Ama o yüzden kusura bakmayın yani 15.000 çekiliş için. Bakalım 16.000'e yetiştirebilir miyim, ondan da emin değilim. Hızlı bir şekilde de büyüyor kanal. Maşallah var. Yan kanal da çok güzel büyüyor. Destekleriniz çok güzel. Adamın dibisiniz. Seviyorum abi hepinizi. Şimdi 3. kısımda ne yapıyoruz? Your team must be made of only Spec Ops character with fusion level 1 or above diyor. Bak bu ne demek? Takımındaki karakterler Spec Ops karakter olacak. Aynı zamanda evrim 1. seviye ya da daha üstüne sahip olmak zorundasınız. Yani şöyle yapıyoruz. Spec Ops diyoruz mesela. Bak gold chart'ı koşmamış mesela. Ben ne yapabilirim? Şunu katabilirim. Bunu katabilirim. Bunu katabilirim. Bakın kabul etti. Silver'larla da burayı tamamlayabiliyorsunuz yani istediğiniz zaman. Göz kasmak için, mor göz kasmak için illa gold karakterlere falan, diamond karakterlere sahip olmanız gerekmiyor bu kısımlar için en azından. Son kısımlarda maalesef. Bayağı bir zorluyorlar. Ben hiç şey yapmayacağım. Düşük karakter almayacağım. Niye alalım çünkü abi? Gerek yok yani. En yüksek karakterlerimizi alıp hızlıca bitirelim burayı. Canlı falan şimdilik düşük, zamanla yükselecektir. Bakın üst taraftan görünüyor yani, ufak bir şey görebiliyorsunuzdur. Canı 4800'den yukarıda, bak Kenshi var. Possessed Kenshi mi bilmiyorum ama 4800'den 5300'e çıkıyor. 4700'den 6700'e çıkıyor. Bakın hani baya baya artışlar sağlıyorlar. Şöyle girelim bakalım. Yani üst kısmı görmüşsünüzdür. Karşı rakip kısmına baktığınızda bir sonraki saldırıları görebiliyorsunuz. Yani hangi karakterler olduğunu az çok çıkartabiliyorsunuz. Bakalım. Hocam uğraşıyoruz. Jackson Briggs. Bu ikinci yeteneği galiba değiştirildi bunun. Ben emin değilim ama tüm rakibi vurma olayı kalktı mı ya? Lütfen kalkmamış olsun. Gerçekten yeni karakter tanıtımı da çekmem gerekiyor bu arada. Onun da farkındayım da. Ona başlayalım ya yakın bir sürede. Batman'i de çekecektim size bu kanala. Batman'i de en yakın sürede indirip size çekeceğim. Elimden geleni yapacağım, merak etme. Ananın ya git şey yaptı ya. Power Drain yaptı bak. Ben hala şey yapmadım bu arada. Şu ne derler, talent kısmını hala vermedim. Gerizekalı gibi hala tutuyorum onu. Niye öyle yapıyorum onu da bilmiyorum ama vallahi unutuyor muyum ne yapıyorum hocam? Şu ara yoğunluk o kadar fazla ki, bir yandan okul, bir yandan hastane, bir yandan bu kulaklık bozuldu, bunun sinir stresi çok çok insanı darlıyor gerçekten. Virüsüdür oyudur buyudur, hele annemin durumu da ortada olduğu için virüse ekstra dikkat ediyoruz. Çok can sıkıcı bir olay ya. Yani eve tamamen hapsolduk zaten. Bilmiyorum. Zorluyor. Hayat şu an şansını bayağı bir zorluyor. Yani. Umarım atlatacağız bu dönemleri de. Ne diyeyim.
sıkıntılı dönemlerdeyiz ama geçecek ya, hepsi geçecek. Şöyle bir al bakayım kardeş, alabilecek misin, sığacak mı? Elder God Kenshi. Tamam, 60 vuruyorum zaten, bloklamasam da olur bu gerizekalıyı. Yani ikinci yeteneği geçen el atamadık Power Drain istediğimiz için. Aa yapma ya. Vallahi. Neyse, bu da fazla vuruyor gerçi, sıkıntı yok. Yan karaktere geçmesi canımı sıkmıyor aslında ya, kolayca bitirdik gene. Blokta kalmasam olurdu, onu unutuyorum sürekli. Ne yakma hasarı vurdun ya. Poseidon Kenshin'in olayı galiba. Şimdi bakalım mesela canları 4800'e başladı. 5300'e 5300 saldırıları bu arada, pardon. 5300'den 5800'e yükseliyor. 500-500 artıyor minimum saldırı değeri için. Bak maksimum değerde 6200'dü, 8400'e çıkmış şu anda. Daha 3. savaştayız. Bakın diğer üst kısmı görüyorsunuz şu anda. 5800'lük kaça çıkıyor? Galiba 7300'e çıkıyor abi. Öyleyse sıkıntı lan bu arada. Bayağı fazla güçleniyor. Son kısımda göreceksiniz zaten. Özellikle en son kısım yani. Bu savaşın bu kısmı değil. Black Diamond'ların olduğu kısımda ne kadar hayvanların geldiğini göreceksiniz. Ama Allah'tan ruhum var. Sıkıntı yok. Ruhla birlikte çok rahat halledebilirim yani her şeyini. Sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Bu arada üye olan kişiler burayı zaten izliyorsunuzdur diye düşünüyorum da. Buraya kadar izlemişsinizdir en azından. Instagram'ınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Üyelikleri biten kişilerin Instagram takibini çıkarıyor musun diye sormuşlar. Bir yerden sonra mecburen çıkarıyorum. Çünkü o Instagram'da şey sayfası yapanlar biliyordur. Bu ne derler? Büyük anas şey gibi ya. Paylaşım sayfası gibi oluyor. Ne bilmem ne hesabı deniyordu ona. Özel hesaptan çıkartıp normal kişisel hesap dışına alıyorsunuz. Onu aldığınızda mesajlar genel ve ana olarak ayrılıyor. Anada işte şey olunca, şeyler kalınca, önceki üyelerden kalınca çok karışıyor. Yetişemiyorum bu sefer. Yeni üyelere yetişemiyorum. Büyük sıkıntı oluyor. O yüzden belli bir süre sonra takipten mecburen çıkıyorum abi. Yapacak gerçekten bir şey olmuyor. 40 üye geliyor mesela. Önceki işte toplam üyelerden 200 üye vermiş diyelim. 200 kişiye aynı anda cevap veremiyorsun. İmkanı yok. Hani genel kısmına zaten bir daha dönüş bile yapamıyorum. İlk sorduğunuz soru da o yüzden Instagram üzerinden. Ne soracaksanız direkt sorun. İlk defa mesaj atıyorsanız. Bilginiz olsun. Genel elimden geldiği kadarıyla ikinci kez dönüyorum. Anaya şu an dönmedim. Bu süre içerisinde dönemedim. Hepsine dönüş yapacağım Instagram'a tekrardan. Aklınıza bulunsun. Yeni mesaj atacak kişiler dediğim gibi. Abi yazıp mesela bırakıyor veya kanka bir şey soracağım yazıyor. Bu kadar. Hani gerisi yok. Oğlum sor işte, niye şey yapıyorsun? Öyle yazma yani. Soracağını sor. Ben cevaplarım zaten. Uzun olması falan sıkıntı değil. Çekinmeyin bir şeyden. Dert değil yani. Kanka dur bir, ne yapıyorsun ya? Allah Allah, o hareketler falan ayıp yani. Gel bakayım sen bir. Şunu al içine. Ha bu böyle olmuştu. Yan karakterleri işliyor mu? İşliyormuş. Güzel. Ama çok az diye diyecektim. Kalkanına mı attım ben onu? Ben gerizekalıyım ya. Abicim. Şimdi senin hangisi hangisiydi hiç hatırlamıyorum. Spec Ops'lara karşı aldık. Bok gibi oldu. Yani. Her giriş çıkışımda değişiyor muydu lan bu? Hatırlamıyorum ki bunu da. Normalde cosplay Jacob Briggs çok çok yönlü bir karakter. Çok çok yani aşırı severim kendisini. Çünkü oynaması çok zevkli. Bir sürü... Nasıl ölmedim ya? Damage overtime'dan dolayı ölmüyor şu anda. Bak canı 1'e kaldı. Dokunduğum gibi öldü gördüğünüz gibi. Canı 1'e kadar iniyor ya damage overtime'da. O olay hala devam ediyor yani. Kanaya kanaya bence ölmesi gerekiyor. 1'e inmek yerine. Ama gerçi o bize de sıkıntı olurdu bu sefer. 27 de vermemiş lan cosplay Jacky'yi. Yanlış mı gördüm ben? Bir dakika. Kaç level? Ruhumuz kaçla başladık orasını bilmiyorum ama ne kadara gittiğini siz de göreceksiniz zaten. Kaç ruh kazandığımı ortalama. 28 levelmiş bu arada, 27 değil. Yani güzel. Şöyle bir yapayım. Ufak bir öksüreceğim. Kapatayım şunu hemen. Tamamdır. Tekrardan geldim. Bu arada öksürük tuttu. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Korona falan yoksa ihtimali yok. Dışarı bile çıkmıyorum çünkü. Bakkaldan bakkala da bulaşma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Bakkalda bile mesafeliyim zaten. Yani. Şunu bir al kanka. Shiver Royal Takeda. Şunu da al kankacım. Güzel. İyi ya. Buralarda hızlı ilerledik en azından. 2 savaş kalıyor bundan sonra. Toplamda 30 savaş civarı falan yapmış olacağız ama. Yani. Şöyle bir al kanka. Şöyle bir vursam sana. 73.000. Çok güzel. Yan karakterleri de olsa mesela 200 gibi hasar yiyeceklerdi. Baya güzel ya. Şöyle. Çayımızdan da içlik. Tamam. Mikrofonun sesi fazlaysa bu arada belirtebilirsiniz onu da. Ona göre azaltırım yani. Maksimum değeri aldım şu anda. Çünkü
az olduğunda bilmiyorum. Direkt rahatsız oluyorsunuz ondan. Niye öyle bilmiyorum ama normalde belli bir düzeye çekip şey yaptığında daha ses temiz geliyor. Patlamak yerine mesela şu an patlama noktasında benim ses. Ama mecbur yani öbür türlü. Ne bu mikrofon? Nereden aldın? Niye aldın? Ne bu? Şunu ben alayım bakayım. Vurmadı lan. Özürlü müdür nedir? Şunu yaptığımda umarım şeyin çalışmaz. Bunun pasifini sevmiyorum. Öldü tamam. Pasifini çalıştıramadan direkt öldürdük. 7800 vurdu. Çara bak ya. Ulan ne garipsin. Şunu bir vur bakayım. Bir kritik vurabilecek miyiz? %100 vurduk. 73.000. Ah be. Bir kritik patlasa 150.000'i geçer miyiz? Ekstra hasarlarla. Kritik vuruş. Gerçi talent points'ten ekstra kritik vuruş hasar almadık. Yani. Bu da sıkıntı bir olay. 10'luk da buradan. Yani sürekli veriyor şimdilik. Bakalım besliyor da. Besliyor kargayı sokacak dalga herhalde. 63.000 canı var. Bu salağın neyi vardı? Hemen bir şey yapalım. Bu değil, bir saniye. Boss'un özelliği yazıyor mu ya? Yazmıyor mu? Yazmıyor lan. Allah. Bir dakika. Rüzgar tarzı bir şey geliyordu galiba burada. Ne donduruyor muydu? Slow. Yavaşlatacak bizim hareketlerimizi. Bu Scorpion'la savaşırken nasıl diyeyim size? Cyborg'lar var ya. Cyborg'ların attığı bir tane yetenek var. Buz yeteneği. Buzda böyle bayağı bir yavaşlatıyor sizi. Özürlü gibi vuramıyorsunuz. Aynı o şekilde çeviriyor. Gene büyük ihtimalle o olay olacak. Çok uzun süredir relikant yapmıyordum. Unutmaya başlamışım ya artık. Şöyle bir al bakayım kanka. Canının %20'sini şu an 30'unu hatta aldık. 35'ini aldık. Çok iyi. Kalkanı, kendi kalkanı bunun öküz gibi. Şimdi o rüzgar gelmedi. Yalnız kanama hasarı beni çok fazla yıpratıyor şu anda. Rüzgar gelmeden benim bunu öldürmem gerekiyor. Öldürürsem rüzgarı görmeyeceğiz bile. Kolaydı. Normalde bir tane rüzgar geliyor. Sizi donduruyor. Dondurduktan sonra yavaş vurmaya başlıyorsunuz. Bayağı bir yavaşlatıyor hatta. Ama o gelemeden öldürmek en mantıklısı. Çok uğraştırıyor çünkü öbür türlü. Uyuz uyuz vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor. Sıkıntı ya. Güzel. Burada zaten bu kısımları göstereyim nasıl yapıldığını. Ekrana abanıyorsunuz abi. 37 parmağınızla birlikte basabildiğiniz kadar basın böyle. Ananın yolunu var. Zar zor yapıyorum şu anda var ya. Ulan hadi. Zar zor ya. Yetişmiyor anasını. Böyle bir şey yok. Şöyle bir al bakayım. Güzel. 12 fragments buradan. 15 ruh da buradan geldi. Güzel. Ama alamayacağız ya Şakuan'ı bu sefer sanmıyorum alabileceğimizi. Yetişmez büyük ihtimalle. %64. İki kısma %100 olmaz. Ben sanmıyorum. 90 civarında falan kalacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bakalım yani. Şimdi ne istiyormuş bakalım bu kısımda. Takımın diyor. Must be made of one martial arts character with. Ne diyor? Fusion level 3 or above diyor. Bak. Ne demek bu? Martial arts karakterlerden yapacaksınız. 3. evrim ya da üstü karakterler olması gerekiyor. Hemen şu filtreyi bir resetleyelim. Martial arts seçelim. Şurası martial arts. 3. evrim ya da üstü. Ben direkt Kenshi'yi alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ama yine ananın yolunu. Dur. Göstereyim onu da. Aynı şekilde gold olması gerekmiyor bakın. Bir tane silver katayım. Oradan görün abi. Silver kattığım halde bozulmuyor yani. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aklınıza bulunsun. Hayvan gibi şey yapabiliyorsunuz yani. Karakterler dizebiliyorsunuz. Ekstra sıkıntı olmuyor. Güzel yani. Ekstra saldırı katmayacağım bunlara. Şimdilik iyi. Canları da 11.000'den başlıyor. Bak öncekiler kaçtan başlıyordu? 5.800'den falan başlıyordu. Şu an saldırıları. Canları değil. Şu an 11.000, 7.000, 12.000. Baya baya yükseliyor. Şu an minimumu şeydi değil mi? 7.000'di. Maksimumu 12.000 saldırıydı. Bakalım maç sonunda ne kadar olacak bu? Yine bir öksüreceğim. Geldim tekrardan. Tekleyebilir miyiz bunları? Yok. Düz vuruşta herhalde direkt tek atamayız diye düşünüyorum bir komboya. Ananı kaçırmasam komboyu belki öldürürdük de. Şuradan bir deneyelim bakalım. Dur. Canımı götüremiyor. Aynen. Ama burada can yenilemesi alsaydı keşke. Bak bu dikkatimden kaçtı benim. Burada Relikant'ın olayını zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum o şey olayını. Kullandığınız takımı kullanmak zorundasınız ve can yenilemesinde bulunmak için ruh vermeniz gerekiyor. 10 ruh sonrasında 20 ruh muydu? Öyle 20, 30, 40, 50, 60 diye artıyor. Yani 10-10-10 gitmiyor maalesef. Onu da gösteririm. Birazcık ruh harcayacağım. Son maçlara doğru zaten illaki ruh harcatır bana oyun. Yani harcatmayabilir gerçi bilmiyorum ama. Takımı iyileştirmek için şu an 10 ruh gidiyor dediğim gibi. Takım bu arada her biri %25 iyileşiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 10 ruh verdiğinizde %25'lik 3 karakterinize de %25 can dolduruyor. Yani güzel. Ölmeden önce yapmanız gerekiyor. Hani o da bilginizde olsun. Olmadı bir tane karakteri öldürtürüm ben. Yani öldürtebilirsem eğer tabi.
Son maçlara doğru bir gidelim. Karakterlerimden birisini öldürteyim. Siz görün abi. Yenileme yaparız olmadı. Hatta 5. maçta falan yapalım ki yenileme olayına girebilelim. Oynatabiliyor muydu acaba? Şimdi bok etmek de istemiyorum burayı. Yani bunu yaparız sonra oynatamaz. Sıkıntı olur da. Dur bakayım ya, hatırlamıyorum vallahi. Karakterim en son ölmedi ki Relikant'ta hiç. Ruhla iyileştirdim. Direkt öldü, ölmedi herhalde. Hatırlamıyorum hiç ya. Vallahi. Tamam. 127.000 canımız var lan. Nasıl öldürsün bunlar bizi de? 89.000, 98.000 oğlum. Bu ne lan böyle? Bunların ekipmanları bile yok daha. Hani 98.000 can bayağı iyiymiş ya. Hayvanlar be. Cidden. Garip bir şekilde yüksek canları. Ama hoş yani. Bayağı hoşuma gidiyor bu olay. İyi lan, şu anda da 20 dakika olmuş videoda. Güzel güzel. Bayağı ilerlemişiz yani 20 dakika içerisinde. Ama son kısım tabii ki yoracak. 9 savaşta yanılmıyorsam. Bir de konuşabilsem. Ah. Cryomancer geldi. Cryomancer dedim değil mi ben yine lan? Cyroman. Neydi lan o? Cyromancer mıydı? Ananın yolunu. Unuttum orasını ya. Söylemeyi unuttum yine. Üst tarafta bu arada saniye saymış. Bakın o saniye içerisinde yenmeniz gerekiyor. Öncesinde Cryomancer diyordum. Bir de bir ekipmanın ismini söyleyemiyordum. Neydi o? Adı aklıma gelmedi şu anda. Bayağı böyle özürlü gibi kalıyordum ya. Okuyamıyordum üst üste böyle. Cyromancer'lar yani güçlü değil ya. Öbürü Grandmaster daha iyi. Şimdi 7000 ile başlamıştı. Şu an minimum 11.000. Saldırı maksimum 15.000. Ufak ufak artıyor. Bakalım diğer maçta kaç bine çıkacak. Yani öldürtebileceğim mi karakteri de bilmiyorum ya. 90.000 canı bitirebilirler mi? Çok uzun sürebilir bitirmeleri. O yüzden emin olamadım şu an. Karşı rakip her maçta böyle farklı farklı şeyler gelebiliyor. Hani sizi zorlamak için oyun garip garip challenge'lar katabiliyor size. Ona göre şey yapmanız gerek. Bakın canım da yenilenmedi şu an. Başından beri aynısı. Feast of Souls. Spectral örmek. Yani örmekler çok sıkıntı olmaz ya. Rahat rahat yenelim. Şöyle attım mı zaten hayvan gibi bir hasar yiyecek birazdan. %100, 109.000. Yani 4.000 de böyle. 109.000'in yanında 4.000 bir şey değil tabi de. Güzel. Kodumuzda ne olsun? L olsun. Sadece L. 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 Bu kadar. 10 ruhta. Buradan aldık. 2.74 milyon altınımız var. Altın bayağı bir lazım ya. Kendi şeyi falan fullemeyi düşünüyorum. 555 şey olmuş ya bu adı. Unuttum bokun adını. Mor göz diyorum ben buna. Bayağı da olmuş aslına bakarsan. Requirement. Dark Magic. Modifiers. Bu ne? Dark Magic örtünün az. Bak burada mesela hızlı olmam. Dark Magic. Kara büyü olayı geldiğinde burada yapmanız gereken hızlıca maçı bitirmek. Daha hani tüm takım ekstra maç devam ettikçe hasar yiyecek. Cana oranla yiyor bir de bunlar. Hani çok büyük sıkıntı. O yüzden elimden geldiği kadarıyla hızlı bitireceğim. 89.000 can bitecek gibi duruyor bu arada. Dark Magic çalışıyor aynen. Çok sıkıntı ya. Gerçekten çok çok hızlı olmam gerekiyor. Şu anda direkt teklemeye çalışacağım abi. Hiç yavaşlamayı. Ah bir de şey attı. Baksana 2500 diyorum şeyden Dark Magic'in etkisinden. 13.000 düz vurduk. Şurayı da hızlıca vurduk mu? Tamam. Canım çok fazla azalmadı. Burada işte bak sıkıntı burada başlıyor abi. Orta seviye kişiler için. Başlangıcı söylemiyorum bile. Başlangıçtaki de buraya gelemez oyundakiler. Anca birinci kısmı bitirebilirsiniz başlangıç için. İkinci kısım da belki olabilir. Hani silver karakterleriniz güçlüyse. Üçten sonrası boru gibi öttürür. Dört zaten hani böyle oluyor görüyorsunuz zaten. Dark Magic bir geliyor. Ya rakip canını yeniliyor ya senin canını götürüyor. Rakibin canını yenilemesi benim için çok daha iyi. Ben daha çok seviyorum yani. En azından benim canımdan gitmiyor. Ben de can yenilen bir karakter alıyorum. Bu şekilde dengeliyorum bunları. Ama benden götürdüğü zaman bir de yüzdelik cana oranla vuruyor. 2500-2500 vurduğu zaman sıkıntı abi. Hani böyle stun yiyorsun veya ne bileyim gelen mesela onu keş stunladı. Ekstra 7500 ile 10.000 arasında hasar yedim orada. Sadece bir stun yüzünden. Hani normal değil. Çok fazla hasarlar bunlar. Bir de bunu düşük karakterlerle yediğinizi düşünün. Tabi 10.000 yemeyeceksiniz siz 4 vuruşa. Daha az vuracak böyle. 300-500 vuracak ama gene de çok büyük sıkıntı abi. Düşük canlı karakter oluyor. Düşük saldırılı oluyor otomatikman. O yüzden sıkıntı yani. Şunu kritik vursana ya bir 153.000. Allah Allah 103.000 153.000 bunu kafasına göre mi vuruyor bu ya? Vallahi garip. Neyse. Şöyle bir yapalım. Kaçıncı savaşa geldik lan? Bir karakteri öldürsem aslında güzel olur ya. Vallahi güzel olur gibi de. Son savaşa geldiksek bir işe yaramayacak artık. Ha 7. 8'de boss var.
Boss'u tam burada öldürtebilirim aslında. Canı çok azalan Triborg'um var. Yani Triborg'un Sub-Zero Triborg'u tabii öldürtebilirim. Kenshi'yi öldürtmek istemiyorum. Sıkıntı olur falan diye. Sonra bitiremeyiz. Gerizekalı gibi kalırım. Bir bekleyelim bakalım. Triborg'a geçelim. Canımı azalttırmaya çalışacağım. Gerçi ekstra bir olay var mıydı acaba? Rakip takım canını falan mı yeniliyor? Neyle? Okumadım orayı da. Okuyup girmek gerekiyor aslında. Bakalım ekstra challenge katmış mı? Yok, katmamış. Tamam, kalkanı çalışacak bunun. İlk başta da böyle hasar yemeyeceğiz. Mecburen böyle bekleyeceğim abi. Bu gerizekalının canı niye bu kadar gitti? Ben girişte vuruyor mu bu çar? Bir dakika. Yanlış mı gördüm? Bir saniye. Sub-Zero girişte vurmuyordur diye düşünüyorum. Hasar yansıtması da yok. Allah, reflect damage atmıyoruz şu an ki. Aslında bunun canını bayağı azalttılar. Bu kalsın. İkisini de canını azalttırdım salak gibi ya. Tamam, bu kalsın bakalım. Bayağı bir gitti şu an canı. Öldürteceğim, bilerek öldürteceğim. Görmenizi istiyorum. Ben de sizle birlikte göreyim. Hatırlamıyorum çünkü dediğim gibi. En azından öğrenmiş olun abi. Normalde burayı direkt taktiğe geçmek de var da. Video içerisinde işte. Yani öğretici video çekmenin birazcık ne derler zorlukları. Hadi öldür kardeş ya. Vallahi dilendirdin gerçekten. Yani canım çıktı, hadi be. Hadi hadi, aynen. Dur lan, bari şunu atayım da öyle öldürün ya. Şunu atayım sana. Hani boşa gitmesin, o kadar birikti yeteneğimiz. Ah. Mal gibi birçoğunu da vuramadık ama olsun. Öldürdü mü? Öldürdü. Sonunda öldürdü. Direkt şunu vuruyorum sana. Maçı bitiriyorum kardeş. Hazırsınız değil mi? Güzel. Sana bay bay dedik. Blokta kaldık. Şöyle ikinci yeteneğini attırmamaya çalışacağım. O yüzden direkt Sub-Zero'ya girdim. Girip tak diye Sub-Zero'nun ikinci yeteneğini koyacağım. Bana ikinci yeteneğini şu anda atsa bile zaten hasar vuramayacak. Çünkü kalkanım var. Ice Shield'ım var. Tamam. Sıkıntı bile kalmadı. Şimdi karakterimiz öldü. Canlarımız azaldı. Ne yapacağız? Ruh vereceğiz. Tabii ki oyun sömürmenin taraftarı kendisi ama mecbur, bir yandan da challenge yapıyor. Ninja Yoroi. Bu güzelmiş lan. Yoroi mi yerde gibi. Yoroi mi ye de gibi der gibi. Smoke'a vermiş. Ooo. Debufflara karşı %30 dayanıklılık veriyor. %15 can artışı. Güzel. Ve aynı zamanda neymiş bu? Fullediğimiz zaman ne bu? Affected by blind. Kör olmuş rakiplere %35 daha fazla vuruyoruz. Yani bir kör oldum, bir de ben mi vurayım diyor kardeş. Yere düşene bir de sen vur. Vay ananı yolunu. Şerefsiz oyun ya. Ananın. Bir dakika. İyileştirelim bakalım. Şimdi iyileştirmeyi yaptık. Ölü karakterimiz diriliyor. Bayağı güzelmiş lan bu arada. Tamam, o zaman birazcık daha kolaylaşıyor olay. Scourge Baraka gelmiş. Bunun ağzına 135.000 canı var. O bayağı bir vurabiliyordu. Bir girdiği gibi de direkt 3. yetenek atıyor diye hatırlıyorum. Böyle pençereyle yukarı kaldırıyordu şeyleriyle. Bıçaklarıyla. Tam bir yavşak karakter. Ama bize söker mi? Sökmez. Seni söke söke öldüreceğim. Gel bakalım. YouTube'a kelime oyunları da yapalım. Geçen bok gibi durduk yere bir tane videoma şey atmış abi. Küfürle ilgili sarı dolar atmış. Normalde para kazanması kanalın açık ama para çekmiyorum. Bu sıkıntı olayları var YouTube'da. Para çekmeyi falan bırakalı bayağı 5-6 ay falan oluyor galiba. Ama yine de reklamları açık tutuyorum. Reklamlar izlenmeyi arttırıyor. Para, bak normalde parasını almadım halde YouTube'un, hesabımı aktarmadım halde kendi kendine şey yapmış abi. Gidip sarı dolar atmış videoya. Ulan zaten sizle çalışıyorum ben. Hani neden bir de gidip sarı dolar atıyorsunuz? Videonun içerisinde küfür falan yok. En fazla ne vardı? Yavşak vardı. Yavşak da onun söylediğine göre hafif küfürlerin içerisinde olduğu için bir sıkıntı gerektirmiyor. Onun söylediği ağır küfürler benim Outlast'ta ettiğim herhangi bir küfür. Ama burada Mortal Kombat Mobile'de falan etmiyorum yani. Küfür falan yok. Korku oyunlarında diyorsam ediyorum. Başka türlü etmiyorum dedim bile. Yani o yüzden garip bir olayın içerisine soktular, anlamadım. Anlam veremedim. Bazen yapıyor böyle şeyler. Ağzıma sıçmış bu arada boss, gördüğünüz gibi. Ben konuşurken arkadan çalışmış bize. Vallahi var ya, tam şerefsiz ya. Şurayı da şöyle bir geçelim hocam. Güzel. Çok güzel. Son kısma doğru ilerliyoruz bakalım. Special attack 2 verdi bu da. Son kısımdayız değil mi lan? Tamam, bu şey yapacağız. Neydi bu? Test Your Might, aynen. Üst tarafta yazıyormuş zaten. Mal gibi aradım bir de onu. Test Your Might'i yapacağız bakalım. Burada ekrana dediğim gibi abanabildiğiniz kadar abanın. Şöyle basabildiğiniz kadar tüm tuşlara basın abi. Böyle biraz daha ıkın 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 ıkın. Ulan şurada kalıyor bak. Ben eskiden bunu fullerdim ya. Gerçi eskiden Mortal Kombat'ta daha hızlı tıklanabiliyordu. Şu an bilmiyorum, bana sıkıntı gibi geliyor. Dokunmayı, oha, Diamond karakter verdi sandım bir anda. Bir şey yaptım böyle.
Kalbim hızlandı ya. Borayço'nun bokunu vermiş. Yani çok da önemli değil. 15 fragması da buradan veriyor. %75. 90'a ulaşamayacağız bile. Alakası bile yok. 64'e 15'e %11 verdiyse 18'de %14 falan verecek. 79 ya da 80'de mi kalacak? Bakalım göreceğiz. 90 diyordum da ben. Vallahi sıkıntıymış. Son kısım. Evet, burada ne yapıyoruz? Bakalım ne yapıyormuşuz. Takımın ya Diamond karakterlerden oluşacak, Diamond Outworld ya Diamond karakterlerden ya da Outworld olup evrim 7 ve üstü olacak. Bunlardan birisini istiyor. Gold karakter istemiyormuş bu arada. Güzelmiş abi. Yani ben hem Diamond hem de Outworld olanları yapmaya çalışacağım. Maksimum demoya çıkabilmek için. Bir tane can yenilemeli karakter lazım olabilir bana. Reptile çok yenilemiyor. Şurayı bir resetleyelim. Şöyle bir yapalım. Bunları bir katıp resetlemem lazım da. Shao Kahn can yenilemiyor. Bana can yenilen bir tane karakter lazım olabilir abi. Jade de güzel. Day of the Dead karakter. Kitana'yı katacağım. Çünkü tüm Outworld karakterlerimin canını yeniliyordu senin pasifin değil mi bebeğim? Sen öyle güzel bir pasifin vardı. Bakalım. Kitana takım arkadaşları birlikte. Evet, Kitana'nın Outworld takım arkadaşları %40 can yenilemesine ulaşıyorlar. Çok güzel bir olay. Mükemmel ötesi bir olay hatta. Çok güzel değil. Shao Kahn mı Goro mu? Yani geliyorum hemen birazdan. Yani burada ikisi de olabilir, şu an karar veremedim ama Tanya'yı kullanmak da istiyorum bir yandan. Tanya'yı katacağım çünkü Tanya'nın dayanıklılığı çok fazla. Goro'nun canı bakın 47.000, Tanya'nın 67.000. Ekipmanı var diye de değil yani, ekstra kendisi çok hayvan bir karakter. Evrim farkı var şu an biliyorum ama dediğim gibi Tanya'yı bir tık daha çok seviyorum diyebilirim Goro'ya göre en azından. Aslında Burn Damage'i var Goro'nun, o da olabilir ya, bilmiyorum. Ya da tamam, böyle iyi. Sıkıntı yok. Şu Day of Death Kitana'yı bir mutlaka ekipman ekleyelim. Sıkıntı yaratmasın bize. Kenshi'ye de ekipmanını, Goro'ya da ulan bir konuşabileydik artık. Ne derler? Kano'ya da ekipmanlarını vermek istiyorum aslında bir yandan. Kendi ekipmanı var mı abi? Tamam, Combat Knife'ı varmış, güzel. Combat Knife'la birlikte halledebiliriz. Tanya'ya da ekipman verelim. Full ekipmanlı gelelim ya. Öbür türlü sıkıntı oluyor. Şöyle Kenshin'in ekipmanını alayım mı? Şuna bir military vest ver hadi. Bu da olur yani. Evet, şu ekipmanlarımızı ekledik bakalım. Şimdi gerisi artık teferruat, paramparça etmeye bakacağız. 3 ekipman, 4 ekipman, 4 ekipman. Tamam. Güzeliz ya. Evet, 2 tane de 2 tane zırh verdim ki daha şey olsun. Ölmemesi gerekiyor. Bize lazım olacak çok fazla. Kane'in zaten çok fazla hasarımız var. 122.000 de canımız varmış. Maşallah. Devam edelim hemen. Şöyle bir gel kanka. Yani başlangıç olarak 25.000 saldırı gerçekten. 25.000, 34.000. Yani minimum 20.000, maksimum 34.000. Bir de bakalım ilerlerde ne kadar artacakmış. Onu da göreceğiz zaten. Bence bayağı bir artacak ama. Yani değerlendireceğiz. Hadi bakalım. Completing a challenge versus a free gold character. Aynen. Kesinlikle veriyor. Challenge'lar veriyor da. Challenge'lara tamamlayana kadar insanın gerçekten dübürü atıyor ya. Bir de öncesinde nasıl normal vardı, hard vardı galiba. Şimdi 3 bölümden, 3 kısımdan yapıyorlar. Daha da ultra zorlaştırdılar. Yani bir yandan daha güzel oldu mu tartışılır tabii de. Gene de iyi ya şimdilik. Milena bu arada bayağı bir vurdu bize ama tabii ki hiçbir şekilde işlemiyor bakın. Eşek gibi iyileşiyorum. Double iyileşme aldım şu anda. Önceki iyileşmem bitmeden bir iyileşme daha aldım, gördünüz mü onu? Gördünüz değil mi? Şu an zehirleme vermeden benim iyileşmemi durduramayacak. Bu yüzden çok fazla, hani çok çok fazla avantajlı bir duruma düşüyoruz. O yüzden Day of the Dead Kitana gerçekten çok fazla önem taşıyor. Olmayabilir sizde. Çok stres yapmayın, sıkıntı etmeyin. İyileşebilen Outworld karakterleri almaya çalışın burada. O da çok fazla işinize yarayacaktı. Bir de Kotal Kahn vardı, bir tane Kotal Kahn. İkinci yeteneği Sangad olması gerekiyor. İkinci yeteneği çağırıyor. Tarkatan tarikatından bir tane varlık çağırıyordu galiba. Adını hatırlamak aklıma gelmiyor. Oyunda var, bronz bir tane ezik karakter var ya. O ama onu güçlendirdiğiniz zaman bayağı iş yapabilir hale geliyor. Sürekli onu çağıra çağıra hasar yedirtmezsiniz takımınıza. Uzun süre savaş ama yine kazanabilirsiniz yani. İlla can yenilemeniz gerekmiyor. Sürekli müttefik sokarak falan da bir şekilde halledebilirsiniz yani orayı. Onu demek istiyorum. Yani bir yandan avantajlıyız. Dur bakalım. Umarım bir tane daha Kitana, Emperor Kitana vardı. Eski Emperor Kitana'yı şu an adını değiştirip Netherrealm kısmına çektiler. Netherrealm'in aslında şey olsa, Outlaw olsa daha iyi. Şu anki durumu. Ne diyor lan bu diyor değil mi şu an
oyunu yeni başlayanlar veya böyle çok fazla sınıfları bilmeyenler anlayacaksınız ama dediğim bir süre sonra. Tüm sınıfları ezberledikten sonra bir eskiyle azıcık bağlantınız varsa ne dedim şu an anlıyor olmanız gerekiyor. Şunu bağla bakayım kardeşim. Şunu da bir vuralım. İkinci yeteneğini bunun atmayacağım. Birinci yeteneği çok daha iyi geliyor bana. Yani bana böyle geliyor en azından. O da iyileşiyor bu arada. Saldırı yaptıkça bana iyileşiyor. Bak 2000 can falan çekiyor, onu fark ettiniz değil mi? Her saldırdığında şu an zaten o durum geçerli değil mi? Bakayım bir. Ulan Kane'i ne biçim yakaladık öyle. Blokta kalalım. Ya bak baksana, vuruyor hasarı. Direkt canımı hayvan gibi geri fırlıyorum. Hiçbir şekilde canım inmiyor yani. Tanya'yı da aldım ki yan tarafa. Ekstra bir sıkıntılı bir durum olduğunda direkt Tanya'ya geçerim. Kane'in canını indirtmem. Tanya zaten tank. Tagnus çok yüksek bir karakter. O yüzden iş yapabilir. Örmek'in de tagnusu bu arada ciddi anlamda yüksek. Regen'imiz şu an çalışmadı öldürdüğümüz için. Canımız zaten full yakında ama hiçbir sıkıntı yok. Hayvan gibi ilerliyoruz. Çok iyi abi. 2.77 milyon. Ruhum ne kadar olur lan? 2180. Ne kadarla başladık hatırlamıyorum ama 2000'lerde bir şeydi galiba. Güzel. 2000'lerin başındaydı yani en azından. Karşısı şu anda 19.000, 24.000, 24.000. Kaçta başlamış? 34.000 falan vardı lan. Canı azalmış bunlar bildiğin. Ana. Garip. Vallahi garip. Ama takım şeyi artıyor galiba. Evrim puanını arttırıp canını falan mı düşürüyor? Nasıl yapıyor? Neye göre yapıyor oyun? Vallahi anlam veremedim hocam. Bilmiyorum. 4 saatte bir bronz peki alabilirsin diyor. Bronz peki alıp oradan şey çıkartabiliyorsun. Bu arada gerçi onu o videoda söylesem daha iyi. Şimdi önceden açıklama yapmayayım. Sonra ortalık karışmasın. Şöyle bir al bakayım kardeşim. Tamam. Grandmaster Sub-Zero. Bu sıkıntı mı? Değil. Can yeniliyor bu şekilde. Her türlü yani halledebilir durumdayız. Yeter ki karakterimiz. Gerçi ölse bile sıkıntı yok. Day of the Titan ölse bile ruh vererek iyileştirebilirim onu. Yani şu an çok avantajlı durumdayım ya. Yani yenmemem için hiçbir sebep yok. O yüzden ah be, bloğu açtım gibi direkt vurdu. Power Drain yedik bir tane yüzünden. İkili iyileştirme alıyorum şu an bak. Vurmadan canım yenileniyor. Adam bana vuramadan fulluyorum canı direkt. Oğlum çok güzelsin ya. Melena'nın etkisiyle bu arada kanamayı yemişiz bak. Cık, şerefsiz ya. Vampir Melena var yan tarafta. Onun efektiyle çat diye yedik valla. Gel gel. Vampires. Şunu bir al bakayım kardeşim. Damage over time, yani damage over time değil. Kanama atacaksın 8 saniye içerisinde. At at. At kralını at, hiç fark etmez. Al. Atabilir mi kanamayı, geldi mi? Gelmiş olması lazım. Yeah yeah. Bir de gülüşü İlver Ortaylı gibi gülüyor ya. Kano. Vallahi benzetiyorum ben. Niye öyle bilmiyorum ama. İlver Ortaylı daha onun uzun versiyonu. Uzun ve daha yavaş. Yeah yeah diye böyle. 4. savaş. 10 savaşmış. Vay anasını ya. 19.000, 20.000, 20.000. Warlock Quan'ci gelmiş. Sıkıntı. Ah be aptal karakter. Sürekli şimdi her öldürdüğüm karakteri geri yenilecek ya. Cık. İki kere mi diriltme hakkı veriyordu? Yanlış hatırlamıyorsam iki kere olması gerekiyor. Quan'ci'nin kendi doğal pasifinden gelen. Yani. Bir de yeniliyor. Karşı rakip can yeniliyor bir de. Mesela bu takım orta seviyelerde gelemezsiniz gerçi buraya. Buraya büyük ihtimalle gelmemiş olacaksınız ama. Şu an benim hesap full değil. Ama bayağı iyi bir şeyde durumda. Bunun mesela bir iki tık daha altındaysa hesabınız, bu hesabın, Fuentes hesabının, burada bayağı bir zorlanabilirsiniz. Hasarınız yetmeyebilir. Siz vurursunuz vurursunuz. Day of the Titan'da yoksa mesela adam sürekli canını yeniler. Sıkıntı. O mesela Sangat Kotulkan taktiği burada işe yaramıyor. Yaramaz. İhtimali yok yani, canı indiremezsin burada. Direkt ikinciye attım. Şunu öldürmem gerekiyor. Yan karakterle yenilememesi gerekiyor. Önemliydi onun ölmesi. Canımın yenilenişine bak. Abi ya. Ben ondan daha iyiyim ki şu anda. Durumum daha iyi yani. İstediği kadar yırtasın. Bir de can şeyi de saldırısını da düşürüyorum. Of oğlum çok sıkıntı ya. Bu takım. Şu anki takımımız var ya. Ölümcül ölümcül. Hani hiçbir şey yapamaz bana. Baksana damage decrease atıyoruz bile sürekli ama. Oğlum. Sıkıntı. Adam da iyi can basıyor ha. Vallahi iyi can basıyor. Kardeş sen ne yaptın öyle ya. Öl bakayım bir. Yeter ya, sıktın canımızı. Hadi bay bay. Güzel. Şimdi diğer savaşta canımızı yine fulleriz. Şu an zaten bir Kano'nun canı indi azıcık. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Bayağı iyi ya. Durumumuz şu an çok iyi. 20 ruhta. Buradan 2200 ruha ulaştık. Çok güzel. Ulaşabilirsek tabii bugün. Teşekkür ederim 20 ruhumu verdiğin için oyuncum. Yani 29.000 saldırı, 24.000 diamond. Wretched War'a can yeniliyor diye biliyorum. Şunun birinci yeteneği miydi, ikinci yeteneği miydi?
Bir yerde zehirlemesi var. Has. Has, has. Ha. Sıkıntı. Benim iyileşmemi engelleyecek bu. Oo, burada birazcık dikkatli olmamız gerekebilir bak. Tanya'ya geçiş yapıp geri dönebilirim. Kano'ya. Mecbur bırakmazsa sıkıntı olmayacak ama aklımdakini yapmaz umarım. Hani zehirleyip yan karakterine geçip sürekli beni oyalarsa Power Drain'ine falan zorlayabilir. Gerçi direkt yanma hasarını bıraktık. Hayvan gibi yanacaklar o yüzden. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Harbiden güzel vurdu. Şimdi Wretched Warrior girecek mi direkt bunu attığım gibi? Kano'nun canını azıcık yenilemek istiyorum. Girdi. Zehir attığını. Tamam, şimdilik bir sıkıntı yok. Birinci eteğini attığı gibi ben zehirleniyorum ama special atağı kilitlendi. Çok güzel abi. Mükemmel. Bu neden kilitlendi onu da bilmiyorum. Ekipmanla alakalı büyük ihtimalle. Şunu da at bakayım. Şöyle vuralım. Çok iyi. Dur bakayım. Tamam, bu artık takım zorlayamaz beni. Treacherous Sanya gel bakalım. Treacherous'a Treacherous. Kim daha güçlüymüş görelim kardeş. Benim canım biraz gitmiyor ama. Doğamdan dolayı. Güzel. Şimdi benim karakterim şeyi full mü ama öyle bir olay da var. Yetenekleri full mü yani orasını bilemiyorum. Şöyle bir al bakayım. Oo, direkt dansı falan yapıyorsun benim. Al. 29 bin vurdu. Bayağı da vuruyor lan. Sıra bende. Ben ama çok fazla vuramayacağım sana. Niye öyle oluyor ya? Kaydıramıyorum şu kaydırmalarda. 41 bin. Ona rağmen öküz gibi vurdu. Güzel ya. Güzel. Devam bakalım. Boyunu koptu. Yavaş çevir. Yavaş boyununu. Öküz. O nasıl boyun çevirmek? Tamam. Şimdi Tanya'mızın canı bayağı bir azalmış. Bunu fulleyelim hemen. Hanzo saç Scorpion 25 Milayna falan var bak. Baraka'da şey atacak. Kanama, iki kanaması var şu an. Bir yakması var. Yani Hanzo Asashi Scorpion'la birlikte bayağı bir sıkıntı çıkartabilir mi? Yani bitirici komboyla birlikte sıkıntı oluşturabilecek bir karakter ama engelleyebilir, durdurabiliriz ya. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hadi bakalım. Feats of Strength pop up many after each match. Each maç mı dedim ben? Each maç. Her maç için. Şimdi Power Drain'i direkt başlat. Oğlum biz nasıl böyle sürekli şeyler atabiliyoruz? Allah Allah. Oyun kendisi atmıyor herhalde. Kanamayı yiyeceğiz bu arada ya. Yedik. Ve kanadığımız için de o şimdi iyileşecek. Aha. Sıkıntı. Karakterimi öldürebilirler şu anda. Çok dikkatli olmam gerek abi ya. Vallahi çok lan şu kaydırmayı da hiç sevmiyorum ya. %60'a kadar çıkartabildik. Güzel. Bayağı iyi oldu. Ölme. Day of the Titan ölürse bok ağır yiyoruz. Ama canım iyi yenileniyor. Decrease atayım hemen şöyle. Çok iyi ya. Tamam. Hasarını bayağı bir düşürdüm. Artık vursa bile çok büyük bir sıkıntı değil. Güzel. Şöyle delici vuruşta öldürücü vuruşlarımız bu arada devam ediyor şu an için. Çok güzel bir olay bu. Baksana öldürücü öldürücü vuruyoruz abi ya. Of. Bir daha atacağım bir de bunu. Öldürücü vuruşlarını devam edeceğim vurmaya. %50. Yeterli. Tamam. Baraka sıkıntı. Power Drain attı mı? Attı. Decrease atamayacağım artık. Belli bir süre. Tamam şunu atayım kanka Decrease'ye de. Gerisi çok da sıkıntı değil zaten. Tamam. Kayno'ya sonunda girebildik. Çok şükür. Yüzünü görene. Yani yüzünü gören cennettik kardeş. Girdi artık. Bekleyeceğim azıcık. Öldürmeyeceğim direkt. Ki yan karakter dedim yenilenmeye devam etsin. Bakın böyle taktikleri uygulayın mutlaka. Ananı. Ama böyle oyun sizi yan karaktere sokarsa top gibi kalıyoruz tabii. Şunu da al bakayım. Öldü mü? Öldü. Tamam canım full değil ama fullerim ben onu diğer maça. Bu maç sıkıntıydı. Diğer maçlar sıkıntı olur mu göreceğiz bakalım. Ay. Şimdi yok ekstra bir sıkıntı yok şu an. Örmek var. Tryborg var. Jason Voorhees. Tamam. Canımızı bayağı bir yenileyebileceğimiz bir durumdayız. İyi. 7. maça kadar da gelmişiz. Çok güzel ya. Hadi bakalım. New Daily Objectives. Günlük görevleri falan yapmayı unutma. Kontrol etmeyi falan diye baksana. Yani bunları yapmak önemli aslında bir yandan. Yani. Bakalım hocam. Gel. Gel kardeş. Gel. Gel babana gel. Şunu bir al bakayım oğlum. Kane abim benim be. Seviyorum seni. Şunu da al kanka. Güzel. Şöyle bir vuralım sana. Çok iyi. Şöyle bir al bakalım. Hop. Yapma onu yapma yapma. Şöyle vurduk mu? Slasher Jason Voorhees. Adamın dibi ya. Dur lan dur dur tamam. En güçlü sensin bekle. Lan karakter yerden kalkmıyor oğlum bu ne lan? O kadar uzun yerde kaldı ki. Skill iptal oldu öyle bir şey yani birinci yeteneği atmıştım. İptal etti şunu da bir atalım. Normalde sen şey yiyor muydun ya? Kayn'ın yeteneğiyle.
Stan ha atıyormuş. Allah Allah, ben atamıyordu diye hatırlıyorum bu zamanında. Vallahi yanlış hatırlıyormuşum o zaman. Atamıyordu diye biliyorum ben ya. Allah Allah, oyunu unuttuk lan, bir anda beynim sıfırlandı. Kanka ne yaktın sen de ya? Bitti, canımız kalmadı. Kritik de vurduk, öldürücü vuracak galiba bu vuruşlarda. Yok, vurmadı. Tamam. Stan'a karşı dayanıklıymış şu anda ha. Gerçi bir önemi yok ya. Kanamaya atsın. Hiç dert değil. Onun kan attığını çok daha fazlasını iyileştirdim ben. 9000 can çekti en son. Gördünüz mü olayı? Gördünüz değil mi? Görmüş olmalısınız. Öldüğü için bir daha regenerip çalışıyor bak. Bak doluyor doluyor. Kanamadan dolayı geri azalıyor. 9000 iyileşiyorum abi. Çok fazla. Çok çok fazla. Ciddi fazla. Bayağı iyi. Canımız full yakın bitirdik de savaşı. Of yani. Zorlanmıyorum ya şu an için. Bosslar gelecek mi? Bir ekstra bir boss olayı geliyor mu bakalım be. Yukarıda bir tane boss var. Raiden'dı sanıyorsam ama boss. Dark Raiden miydi? Dark Raiden'dı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Quan Chi, Shinnok, Vengeful Shinnok. Oo, Shinnoklar çok güçlü bu arada. Hani Shinnok hikayesinden de biliyorsunuzdur zaten. Öküz gibi güçlü bir karakter. Yani. Bakalım oyunda neler yapabilecek bize. Ama şu an çok öndeyim ya. Valla. Herhangi bir sıkıntı çıkartamaz gibime geliyor da. Göreceğiz bakalım. Şöyle bir gel kardeş. Quan Chi. Quan Chi'yi tokatlarım ben ya. Dur 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 dur. Yapma onu. Quan Chi'yi öldürürsek zaten Shinnoklar iyileşemeyecek. O yüzden direkt ölüme götürmek bayağı bir önemli olacak şu an için. Hadi kanka, tamam. Öldürdün mü? Kalkanı falan çalışmazsa ekstra. Öldü. Çok iyi. Yani bu çok saçma bir hataydı. Oyunun yaptığı. Şey gidip Quan Chi'yi gidip öne katmışlar. Normalde yan tarafa katsa mesela. Öldürtmese burada. Shinnoklar ağzımıza sıçabilir. Çok vuran bir karakter çünkü. İyileştiğinden dolayı böyle canım gitmiyor. Şeye bakmayın. İyileştirme karakteriniz yoksa sıkıntı hocam. Dispel'i de var bir de şimdi. Kanama falan attığında iptal ediyor onu. Bak mesela kör şansı verdi şu anda. Mis atabileceğim. Vurduğumun hiçbirisi işlemeyebilecek. Bak dur vurayım. Gerizekalı bir vurdurt ama. Bu ne lan, hiç dokundurtmuyor ya. Oha bak bak, vallahi vurdurtmuyor. Neyse, yetenekleri de iptal edemiyor değil mi ona? Aynen. Direkt ağzına tükürdük, bunu lan tek yedi. Çok iyi. Bir tek boss kaldı şu anda. Raiden'da direkt geride gibi yetenek atıyor muydu, üçüncü yeteneği? Duruma göre atıyordu galiba. Bakalım atacak mı? Ha, boss Dark Raiden aynen, 125.000 canı falan var. İyi. Bloklanamayan hasarlarla birlikte damage overtime mi atıyor lan? Güçlü damage overtime'ları hasar maruz bırakıyor galiba bizi. Ne sıkıntı olmaz ya. Gerçi. Bak olmaz. Kano'yu falan öldürebileceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Tanya var. Çok zorlanırsak gideriz Kitana'yla şey yaparız. Hasarını düşürürüz. Mesela şu an damage overtime yiyor tüm takımın, bakın. Sıkıntı. Hani harbi sıkıntı. İyileşme de uygulayamayacağım için. Ben de onu attım ama yanma efekti attım. Direkt 3. yeteneğini attı bak. Aynı zamanda damage overtime de vuruyor bana. 3. yeteneğini attığı süre içerisinde. Çok güzel ya, şuna baksana. Ya falan. Bayağı iyi. Animasyonlar çok tatlı abi. Bayağı bayağı tatlı. Bloğunu açtığı gibi vuracağım bu arada. Aç bakayım bloğunu. Kanka komboyu çıkartamıyorum ama. Ve sürekli hasar yiyoruz ekstra ekstra. Çok sıkıntı olabilir yani. Tamam. Az yemedi aslında da. Şeyimiz öldürecek mi Kano'yu? Bilmiyorum, bakalım. Şunu bir attım. Tamam. Şöyle vuralım. Bir daha vurduk mu bitiririz. Tamam, birinci yeteneği bir daha attım. Öldü. Zorladı ama. Harbi zorladı baksana aga. Gerçekten zorladı yani. Sıkıntı ya. Valla. Gel hallettik ama. Burada bitiyor tabi. %79'a mı gelecek bakalım. Bir sonraki kısımda artık Shao Kahn'ı herhalde alıyoruz. Bir daha gelişinde. Şöyle bir 18 şeyimizde fragmentimizi alalım. Burada bayağı bir babamlam gerekiyor. Testormite herhalde yani yapmasan da sıkıntı olmayan bir şey diyebiliyorum. Ama biz bir yandan yapalım abi. Ya bununla çalışıyorum da böyle tüm şeylere basıyorum. Hadi 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 hadi. Güzel. Uf. Zorluyor. Harbiden zorluyor. Devam. Ne oldu şimdi? 18'de buradan verdin. Reveal ol dedim direkt. Uğraştırmasın. 30 ruh da buradan aldık. Yani. Güzel ruh geliyor aslında. 250 ruha yakın gelir. Relikant bitti aynen. %89 mu? Ben nasıl hesaplamışım onu ya? Bir dakika. Ha, %79 dedim ben. %89 demem gerekiyordu. Doğru. Zaten %75 tanesini satayım. %11 vermişti.
%18 değil %14 verecekti. Aynen 89'a geldik. Çok güzel. Yanlış hesaplamışım o şeyi. Yanlış hesaplamamışım aslında da söylediğim kafamdan geçen de dilimden geçen farklı olmuş. Evet. Relikant böyleydi abi. Sıkıntı bir olay mı? Evet. Ama halledilebilir mi? Yine evet. Zaman içerisinde güçlenmeyi bekleyeceksiniz. Yani ilk başta da yapamayabilirsiniz. Hiç üzülmeyin. Ben de yapamadım. Hani ilk 4-5 relikantı falan yapamadım bayağı oyunda. Bayağı bir sonraki gelişlerinde yapabilmiştim. Yani ufak ufak tamamlıyoruz böyle. Umarım video size faydalı olmuştur. Hoşunuza gitse. Ben unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.